Merhabalar sevgili Maliye Akademisi izleyicileri. Ne yapacağımızı biliyorsunuz aslında. Sürekli aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ee, önce ufak bir konu anlatımı, arkasından soru çözümü olacak. Konumuz çok önemli. Özellikle konumuza vurgu yapmak istiyorum. Konumuzun ismi namı değer vergileme süreci. Başlığı yazdıktan sonra hemen sana burada bir uyarı yapacağım. Vergileme süreci başlığı teori ve mevzuat olmak üzere iki bölümde de karşına gelir. Ve ben şu an kamu gelirleri dediğim teorik kısımdayım. Yani yapacağım bu anlatım tamamen teorik bir anlatım olacak. 213 sayılı kanuna göre vergileme sürecini ileride ben sana vergi hukuku kısmında anlatacağım. Yani şu an anlatacağım vergileme süreci 213 sayılı kanuna göre olmak durumunda değil. Literatürde yer alan tarh usulleri diyeceğim ve bu tarh usullerinin bizde uygulanıyor olması veya olmaması herhangi bir önem arz etmeyecek. Vergileme süreci deyince biz şu çok meşhur aklımıza 4T dediğimiz kısaltmayı getiriyoruz. Peki nedir bu vergileme süreci? Vergileme süreci dediğimiz vergiyi doğuran olayla verginin hazineye intikali arasında yani tahsil edilmesi arasındaki zaman dilimidir. Vergiyi doğuran olay deyince herkesin aklına şu meşhur dört tane T gelir. Peki bu dört T'ler nelerdir? Birinci T'miz tah olarak verilir. İkinci T tebliği üçüncü T dediğimizse taakkuk, dördüncü T ise tahsil olarak tanımlanacaktır. Vergileme sürecinin buradaki dört T'si hiçbir şekilde değişiklik göstermez. Yani sıralama burada çok önemlidir. ÖSYM ve kurum sınavları buradan soru sormayı çok sever. Çok kolay görünür ama bunları karıştırırsınız. Yani ta tebli, takup tahsil sıralaması önemli olacaktır. Tekrar ediyorum. Ta tebli, takup tahsil. Bir kere daha söylüyorum. Ta tebli, takup tahsil. Gülüyorsun, biliyorum ama bunları karıştırıyorsunuz. Evet ben 4 böyle sayıyorum ama vergileme süreciyle ilgili burada ciddi bir eksikliğimiz var. Ben vergileme sürecini tanımlarken vergiyi doğuran olayla Verginin hazineye intikal arasında geçen zaman dedim. Yani bizim burada aslında başlangıcımız tah değil. Bizim burada bir sıfırıncı aşamamız var. Sıfırıncı aşama dediğimiz vergiyi doğuran olay olacaktır. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmemişse vergi tah edilemeyecek, tebliğ edilemeyecek. Dolayısıyla vergileme süreci karşınıza gelmeyecektir. Peki vergiyi doğuran olay nedir? Vergiyi doğuran olay ileride mevzuatta verginin sebep unsuru olarak sana anlatılacak ve her vergide değişiklik gösterecek. Vergiyi doğuran olay verginin konusu ve mükellef arasında ilişki kuran olaydır. Aradaki boşluğu tamamlayan şeydir ve eğer bu vergi gelir vergisi ise gelir vergisinin mükellefi bir gerçek kişi konusuysa gelir olacaktır. Öyleyse burada vergiyi doğuran olay ne olmalıdır? Yazdım hocam. Burada bir gerçek kişi mükellef olarak tanımlanmış. Konuysa gelir olarak tanımlanmış. Vergiyi doğuran olay bir gerçek kişinin geliri elde etmesi olacaktır. Yani gelirin elde edilmesi, verginin konusuyla mükellef arasındaki bu boşluğu tamamlayacak olan unsurdur. Vergi doğuran olay önemlidir, unutulmamalıdır. Peki bu 4T dediğimiz şey nedir? Hadi gelin bir de bunları tanımlayalım. Önce birinci T'nin tanımıyla başlayalım. Tah dedik. Tah hocam verginin hesaplanması demektir. Ve verginin hesaplanması idare tarafından yapılacaktır. Vergi usul kanuna göre de ta idare tarafından yapılacak bir işlemdir. Öyleyse ne demek istediğimin farkındasın diye düşünüyorum. Yani tart dediğimiz bir nasıl işlem olacaktır? İdari işlem olacaktır. Peki, iki, tebliğ. Tebliğ ne demek? Tebliğ dediğimiz, verginin mükellefe bildirilmesi hangi verginin hesaplanan verginin evet hesaplanan verginin mükellefe bildirilmesi olacak ama yetersiz hesaplanan verginin mükellefe bildirilmesinin yanında hukuki sonuç doğuracak her türlü durumun da mükellefe bildirilmesi olacaktır. Hukuki sonuçtan kasıt nedir? Hocam Tebliğden itibaren 30 gün içerisinde eğer bu vergi ikman, idarece ve ressan tarih edilmiş bir vergi ise mükellefin dava açma hakkı olacaktır. Mükellef 30 gün içerisinde yine uzlaşmaya başvurabilir. Eğer bu bir ceza ise indirim talebi vardır. Bunların hepsi tebliğ işlemi sırasında mükellefe bildirilecektir. Peki tahakkuk nedir? Tahakkuk uyarıyorum kafanızda her zaman şu şekilde kalmamalıdır. Bir vergi tahakkuk ettiyse kesinleşmiştir. Bu ifade her zaman doğru olmayacaktır. Yani tahakkuk eşittir verginin kesinleşmesi diyemeyiz. Eğer bir vergi beyana dayalı tah yöntemiyle eğer hesaplanmışsa bu durumda tahakkuk fişi verildiği an bu tahakkuk aynı zamanda kesinleşme olacaktır. Ama ikmalen idareci ve resan tarih edilmiş vergilerde aynı şey geçerli değildir. Bu yüzden vergi usulü kanunu bize tahakkuku şu şekilde tanımlar. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesi olarak tanımlar. Yani bir safa, bir aşamadan ibarettir. Bu arada tahakkuk bir idare işlemdir. Tahakkuk değişiklik gösterir tahakkuk kendiliğinden olabileceği gibi idare tarafından da ettirilebilir. Tahakkuk yazarsam sadece vergiye göre değişeceğini bilirim ve ben burada eğer tahakkukun önüne bir sıfat koyarsam ki bu sıfat ihtiyati olacaktır. Bu durumda o idare işlem demektir. Demek ki tahakkukun durumu değişiklik gösterebiliyor. Peki tahsil nedir? Tahsil mutlu sondur. Yani hesaplanan verginin hesaplanan verginin hazineye intikali demektir. Artık idare istediği kaynağı elde etmiştir. Vergileme süreci ana hatlarıyla bu şekilde tanımlanabilir. Vergileme sürecinin bu T'lerini inceleyelim ve burada özellikle iki tane T üzerinde duracağımızı da belirteyim. Bir ta, iki tahsil olacaktır. Önce biz ilk vergileme süreci olan, daha doğrusu ilk T olan 4T'nin başlangıcıyla başlayalım. Yani tartla başlayalım. Birinci T, ta. Ta, verginin idare tarafından hesaplanması demektir. Ve ötürde verginin hesaplanması için kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Bunlar nelerdir? Birinci yöntem en çok kullanılan olağan yöntem olarak kabul edilir. Beyana beyana dayalı taht. Beyana dayalı taht dediğimiz şey nedir? Hocam burada mükellef masra ilişkinin rakamı kendisi yazılı bir şekilde idare edebilir. Beyana dayalı tahta da mükellef matra verecek ve idare hesaplayacaktır. Yani burada idarenin matrağı tespit etme gibi bir yetkisi yoktur. Bu anlamda idarenin yükü idare tarafından tespit edilen e, ve takdir edilen matrah yani tarh yöntemine göre daha kolay olacaktır. Bu anlamda maliyetler için uygundur. Yani biz beyana dayalı tarhı Kafamızda kodlamak istiyorsak İngilizce şu mottoyla kodlayabiliriz. Hocam pay, s, u, earn demektir. Ne demek bu? Kazandığın kadar öde veya kazandığın gibi öde demektir. Ama ben Türkçeleştirirken bunu kendim ettim, kendim buldum demeyi tercih ediyorum. Sonuçta... Ben gidip kendim bildiriyorum bunu. Beyana dayalı tarta da demek ki bu esas geçerli olacak. Ve beyana dayalı tar aslında mükellefin kendi kendine ispiyonlaması demek de olabilir ki Düverger bu şekilde tanımlamış beyana dayalı tarhı. Beyana dayalı tar için iki uyarı daha yapacağım. Beyana dayalı tar olağan ve modern tarh yöntemi olarak tanımlanır. Yani vergilerin büyük bir çoğunluğu beyana dayalı tarhla hesaplanacaktır. Ve biz beyana dayalı tarhta vergileme sürecinin şu şekilde seyrettiğini söyleriz. Efendim burada vergi tarh edilir, tebliğ edilir ve tahakkuk yapılır ve bunların hepsi aynı anda yapılmıştır. Aynı anda gerçekleşmiştir. Geriye tek bir aşama kalır. Hangi aşamanın kaldığını zaten sen biliyorsun. Tahsil aşaması. Peki vergi ne zaman tahsil edilir? Kanunda yazan süre içerisinde tahsil edilecektir beyana dayalı olduğu için. Peki buradaki tahakkuk için bir uyarı var mı? Var. Eğer burada tahakkuk varsa beyana dayalı vergideysek ve bize tahakkuk fişini vermişlerse hocam geçmiş olsun. Artık hukuki yollar kapanmış. Yani vergi kesinleşmiş demektir. Peki buradaki tahakkuk aynı zamanda kesinleşme demek midir? Kesinlikle öyle. Yani beyan adıyadı vergilerde hukuki yollar kapalı demektir istisnaları haricinde. Nedir bunlar? Beyan adıyadı vergilerde dava yolu kapalıdır beyana dayalı vergilerde uzlaşmaya başvuramazsınız diyeceğiz. Peki istisnaları yok mu? Var. Bunun ilk istisnası ihtirazi kayıttır. Eğer ihtirazi kayıtla beyanlanma verildiyse, beyanlanmaya şart koşulduysa, ben bunu verdim ama bu matrahtan emin değilim, işte bilinçli bir şekilde vermiyorum şeklinde bu belirtilirse dava yolu açıktır. İkincisi ise vergi usul kanunu madde 116, 117, 118'de düzenlenen vergi hatalarıdır. Eğer vergi hatası varsa dava yolu yine açık olabilir. Beyanın dayalı tart deyince vergilerin büyük bir çoğunluğunun bu şekilde hesaplandığını biz biliriz. Yani gelir vergisi, yani kurumlar vergisi, yani efendim ne vergisi ağzından yanlış bir şey çıkıyor. Efendim özel tüketim vergisi, değerli konutlar vergisi. Vergilerin büyük bir çoğunluğu beyana dayalı. Fakat bana burada akıl yürütme yapmam gerekirse ve bana soru gelecek dersem beyana dayalı olmayan vergilerden gelecektir. Peki beyana dayalı olmayan vergiler kimlerdir? Beyana dayalı olmayan vergiler. Çok meşhur çok da iyi biliyorsunuz. Hocam burada bir bir motorlu taşıtlar vergisi vardır. Efendim bir emlak vergisi vardır. Bir de hocam dikkat et değerli kağıtlar vergisi vardır. Motorlu taşıtlar vergisinde beyan uzun zamandır kaldırılmış ve uygulanmıyordur. Motorlu taşıtlar vergisinde verginin ilk taksiti Ocak ayı içerisinde kendinden tahakkuk eder ve Ocak ayı içerisinde ödenir. Bakın tahakkuk kendiliğinden oldu. İkinci taksi ise ikinci altı ay olan Temmuz ayı içerisinde tahakkuk edip Temmuz ayı içerisinde ödenecektir. Galiba burada en çok kafamızın karıştığı yer emlak vergisidir. E hocam emlak vergisinde biz beyanname vermiyor muyuz? Nasıl yani? Emlak vergisinde aslında beyanname vermiyorsunuz emlak vergisinde bildirim yapıyorsunuz. Hocam bir dakika neyi bildiriyoruz? Hocam beyannamede biz şunu bildiririz. Matra budur. Ey idare bunu hesapla deriz. Ama buradaki bildirimde biz iktisadi unsuru idareye bildiririz. Yani emlak vergisine hesaplanacak gayrimenkulün bizdeki özelliklerini bildiririz. Ve burada matrağı idare kendisi belirler. Yani matrağı ben mükellef olarak idareye bildirmem. Bence önemli bir ayrıntıdır. Bunun dışında vergilerin büyük bir çoğunluğu neye dayalı olacaktır arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki beyana dayalı. Peki başka tarh yöntemi var mı? Var tabii ki. Kaynakta kesinti ya da tevkifat ya da stopaj yoluyla tarif. Bu yöntemde bazı kazanç unsurları için vergi tarif ve aynı zamanda tahsil edilir deriz. Burada vergileme süreci için aşamaların şu şekilde seyrettiğini söyleriz. Hocam vergi tahir edilir. Tahir edildiği gibi tahsil edilir. Yani burada tebliğ ve tahakkuk hepsi aynı anda gerçekleşir. Tah tahsil aynı anda gerçekleşten gerçekleşti. Diğer aşamalar zaten kendiliğinden oldu diye bittiye geldi. Hocam özellikle burada gelir vergisi kanununda ücret kazancı tipik bir örnektir. Ücret kazancında vergi tevkifatla alınır. Burada işverenimiz, bir de işçimiz vardır. İkisi arasında bir iş aktivitesi ve gelir vergisi kanununa göre ücret kazancı elde eden gelir vergisi mükellefidir. Yani burada mükellef olan aslında işçi ücret kazancı elde edendir. Fakat işçiler bu vergiyi ödemez ya da ödediğini bilmez. Bu vergiyi vergi sorumlusu sıfatıyla işveren onların adına maaştan keser ve ilgili beyanlama olan Muhtasar beyannameyle bildirip ödemeyi yapar. İleride vergi sorumlusu mükellef ayrımını yaparken tekrar burayı size hatırlatacağım. Peki başka tah usulü var mı? Evet başka tah usulümüz var. Kaynakta kesinti yoluyla ya da tevkifat yoluyla tartan sonra bence en çok kafanıza soru işaretine neden olan iki tah usulünden bahsetmek istiyorum. Burada şöyle bir tar usulü var. İdarece tespit ve takdir yoluyla tar. Bunu siz ileride benden ikmalen, idarece ve resen tar olarak duyacaksınız. Ve burada muhakkak bir sıkıntı olacak. Yani bu TAR'ın olağan hali olmayacak. Olağanüstü durumlarda karşınıza gelecek. Ne oldu hakkında ipucu? Beyannameyi verdim, matrağı eksik bildirdim. Mahtrapta bir fark çıktı. Efendim defter tutmadım, beyanname vermedim. Tasdik ettirmedim. Sayabiliriz bunu, ileride zaten ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. İdace tespit takdir yoluyla tartla ilgili en önemli bilgi, bilinmesi gereken ilk şey, hocam burada verginin tahrı her bir mükellef için değil, bir mükellef grubu mükellef grubu veya meslek grubu meslek mensupları adına yapılır. Yani bir mükellef grubunun vergisini tah eder ve tahsilini gerçekleştiririm. Şimdi götürü tah gibi bunu anlatıyorum. Hemen beni burada düzeltmen lazım mükellef grubu dedim ya hocam. Dikkat edin. Bu götürü taht değil. Yani dalmamak lazım. İdarece test ve takdir yoluyla tahta deriz ki her bir mükellef için idare ayrı ayrı matra tespit edecek, takdir edecek ve hesaplayacak. İdarece test ve takdir yoluyla tahtın e, faydası var mı? zararı var mı? Hocam bunun bizim için çok faydası yok. İdare tespit ve takdir yoluyla tarta idarenin yükü artacak. Her bir mükellef için matra ayrı ayrı tespit edilecek ve takdir edilecektir. Ayrıca idare tespit ve takdir yoluyla tarta hep idare kendi çıkarına tespit yapmaya çalışacaktır. Yani çok objektif usuller kullanılmaz burada. Peki İdarece tespit ve takdir yoluyla tartla karışan, hatta benim de biraz önce karıştırdığım, hocam bir de ne var? Götürü tarh var. Götürü tarhla idarece tespit ve takdir yoluyla tarh arasındaki farklılığı ÖSYM sormaya bayılıyor. Götürü tartla hocam bir mükellef grubu, bir mükellef grubu veya meslek grubu için vergiyi tahr ediyor ve tahsil ediyor. Götürü tarhın faydası var mı? Götürü tarhın faydası var. Nedir faydası? Götürü tarhın faydası şudur. Kolay. İdare hiç yorulmaz burada. Bir çırpıda hepsi halledilir. E, fakat götürü tarhın çok olumsuz bir yanı vardır. O da değeri tespit etmediğimiz için. Yani adil bir şekilde ödeme gücüne göre vergileme yapamadığımız için adaletsizdir. Örnek bütün taksiciler için bir vergi tahsil ediyorum ve bu vergi alıyorum. Peki her taksici günde aynı parayı mı kazanıyor? Hayır. Değişiklik gösterecek. Ödeme gücüne ulaşmada sorun var demektir. Peki ben e, hocam e, götürü tar için adaletsiz Evet, kolay idarenin maliyetlerini azaltan bir tah yöntemidir diyebilirim. İdacı tespit ve takdir yoluyla zor, idarenin maliyetlerini arttırıp zaman alacak olan fakat daha adil olacak olan bir vergileme yöntemi diyebilirim. Değil mi? Vergi hesaplama yöntemi diyebilirim. Peki tah usulleri bu kadar mı? Hayır. Hala biz bunu çoğaltabiliriz. Mesela çok meşhur defalarca kez duyduğunuz karineler veya dış belirtiler yoluyla ta. Hocam burada gelir ve servetinize az çok gösterge olduğu kabul edilen bazı fiziki unsurları kullanarak vergiyi tahliye ediyoruz. Yani nedir ki hocam bu? Nasıl oluyor? Çok meşhur bir örneği var. Bu örneği duyunca zaten hemen kafanda bir floresan yanıyor. Hocam nedir bu? E hocam belli. Fransa'da uygulanmış. Sonra mali bir felakete dönmüş olan şu meşhur kapı ve pencere vergisi. Hocam nasıl? Arkadaşlar şöyle. Evde kaç tane kapı varsa her kapı için vergi hesaplanıyor. 8 tane pencerem var vay 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 her bir pencere için vergi hesaplanıyor. Şimdi bu verginin çıkış noktasını düşündüğümüzde aslında anlaşılabilir. Bu vergi tabii ki fakiri çok vergilemek için çıkmamış. Sonuçta fakirin iki göz odası değil mi bir kapısı iki penceresi vardır. E, derdim burada malikanesi olan, şatosu olan böyle çok büyük evi olan insanlardan fazla vergi almaktır. Ama zengin yemez hocam. Zamanla zenginler şunu yapmaya başlamışlar. Sekiz pencere var. Dördünü tuğlayla kapatmışlar. Yani anlayacağınız vergiden kaçınmışlar. Bu arada adam penceresini kapatamaz mı? Kapatabilir kimse de buna bir şey diyemez. Fakat zamanla halk sağlığı için bir sorun teşkil etmeye başlamış ve bu yüzden kapı pencere vergisi kaldırılmış. Karineler dış bedda yoluyla ta bu şekilde anlatılabilir. Tah aşamasını uzun uzun size teorik olarak anlattığımızı düşünüyorum. İkincisi tebliğti. Ve biz burada tebliğ için aslında çok şey söylemeyeceğiz demiştik. Hocam tebliğ deyince ne bileceğiz? Tebliğin kelime anlamı bildirim. Burada biz mükellefe hesaplanan vergi ve hukuki, hukuki sonuçları ne yapıyoruz? Bildiriyoruz. İleride ben bunu şöyle tanımlayacağım sana 210 sayılı kanunda tahakkuk ve şey haricinde hukuki yolları sonuçları bildirmek bana tebliğ olarak gelecek hocam. Yani 213 sayılı kanunda tebliğ kime yapılır? Efendim kime yapılamaz? Tebliğ usulleri nelerdir? İşte burası benim için daha önemli olacak. Üçüncüsü tahakkuk idi ve tahakkukun Vergi Usul Kanunu'nda bir aşama, bir safha olarak tanımlandığını söylemiştir. Tahakkuk kesinleşme demek midir? Beyan ediyalı varsa evet demektir. Ama ikmal idarece resen yani idarece tespit ve takdir yoluyla tahv varsa hayır hocam. Bu durumda bu durumda bu vergi hala kesinleşmemiş demektir. Peki tahakkukla ilgili ne diyebilirim? Arkadaşlar tahakkuk her vergide farklı şekilde karşınıza gelebilir. Kendiliğinden de olabilir. Farklı durumlarda da karşınıza gelebilir. Örneğin bu vergi eğer beyana dayalı vergi ise, beyana dayalı vergi ise, beyana dayalı vergilerde nasıl oluyordu hocam? Tahakkuk fişinin verilmesiyle oluyor. Eğer bu motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi gibi bir vergi ise tahakkuk kendiliğinden oluyor hocam. Peki bir de şöyle bir şey duydun mu acaba? Tahakkuku, tahakkuku tahsile bağlı olan vergiler. Bu vergilerde tahsil yaparken aynı zamanda tahakkukunun olduğunu söylüyorum aslında. Hangi vergiler var? Birkaç tane örnek verelim mi? Hocam damga vergisi. Şans oyunları vergisi, eğlence vergisi bunlar tahsil ile bağlı olan vergiler örnektir ki ileride daha da ayrıntı, ayrıntılandırırız. Son aşamaya geliyorum hemen ismini yazıyorum tahsil. Tahsil mutlu son demek idi. Kim için mutlu sontu? İdare için mutlu sondu. Hesaplanan vergi hazineye geldi. Ne kadar Peki tahsil nasıl yapılıyor? Hocam siz vergiyi ödemek isteyin. Devlet kollarını açıyor. Çok usul var. Ama tahsil deyince aklımıza önce kamu harcamalarında daha önce değindiğimiz meşhur bir yöntem geliyor. Emanet usulü. Devlet burada kendi personelini, kendi aracını, kendi geleceğini kullanarak senden vergi alıyor. Peki bunun dışında farklı usuller yok muydu? Geçmişte kullandığımız bazı usuller vardı arkadaşlar. Özellikle iki tanesi birbiriyle karışıyordu. Aşar vergisini almak için kullandığımız iltizam usulü, bir de hocam ne vardı? İhale usulü. Sizleri uyarmıştım çok iyi hatırlıyorum. İltizamla ihale usulü karışmasın demiştim. İltizamda ne demiştik? Toplanacak verginin en 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 çoğunu. Ödemeyi taahhüt eden vergi toplama imtiyazını alır. İhale usulünde ise toplanacak vergiden en az payı almayı taahhüt eden gidip vergiyi toplar arkadaşlar. Peki bunun dışında farklı usuller yok mu? Kullanılmadı mı? Var. Mesela tescil usulü var. Bazı işlemlerde kayıt yapıldığı an zaten vergi alınıyor diyoruz. Efendim bunun dışında halk temsilcileri ile tahsil usulü dediğimiz bir yöntem var. Halk temsilcileri eliyle tahsilde ise e, devleti az çok temsil ettiği düşünülen bazı kişilerin vergi topladığını söylüyoruz. Burada özellikle e, Taşra'da, işte Doğu'da, Güneydoğu'nda olduğu bu yöntemin daha önce kullanabildiğini söyleyebiliriz. Çünkü önceden böyle değildi hocam. Önceden bir kar yağıyordu. Bütün köylere ulaşım kapanıyordu. E, vergi ödenecek ne olacak? E, hocam muhtar emmi alacak. Efendim imam alacak. Efendim köy öğretmeni alacak gibi bir durumdur bu. Tahsil kısmı ileride vergi usulü kanuna göre daha da ayrıntılanacak. Peki hazırsan artık sorularımı çözmeye ben başlıyorum. Hocam birinci sorumuz. Çok temel bir soru vergiyi doğuran olayın hı, yaşandığı tarih ile vergi nazine intikal arasında geçen süre vergileme sürecidir. Harika. Vergileme süreci esasen aşağıdakiler hangisi de başlar. Tahtla başlamaz dedik, uyardık. Bizim için bir verginin başlangıcı, verginin sebep unsuru gerekir. Verginin sebep unsuruysa vergi doğuran olaydır. Yani önce vergi doğranıla yaşanacaktır. Tahtetin zaten burayla hiç alakası yok. İleride bütçenin dört göreceğiz kendisini. İkinci soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri beyan usulünün özelliklerinden değildir? Bayılırım öncülü sorulara bakalım nasıl çözeceğiz. Birinci öncülü okuyorum. Çağdaş vergim için kabul edilen tah yöntemidir. Bir dakika ben buraya modern demiş miyim ve olağan demişim. Evet, çağdaş vergi tah etme usulü dayalı usuldür. İdarenin vergi matranı tespitine herhangi bir rolü yoktur. Kabul çünkü ben bildiriyorum hocam PSU, ön geçerli. Kendim ettim, kendim buldum. İdarenin maliyetlerin iş yükünün azaldığı ...yöntemdir. Hmm. Azalır mı acaba? Ne dersiniz? Her bir mükellef gidecek, beyan verecek. Onlar için yeniden vergiye işte hepsi, hepsi, hepsi için hesaplayacağım. Yani çok da böyle iş yükü azalıyor gibi görünmüyor be. Neyse, diğerini okuyalım. Vergi yükü daha az hissedilir, yok artık. Hocam ben veriyorum benden çıkıyor o. Çok dertliyim demektir. Yani 3 ve 5 beyana e, usulün, beyana dayalı usulün özelliklerinden değildir diyebiliriz. Yanıt E seçeneği. Peki başka sorun var mı? Tabii ki var. İdarece tespit ve takdir ile tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru köküme dikkat etmen lazım. Matra ve verginin her bir mükellef için tek tek hesaplanmasıdır. Matrah yok, matrağı tespit ediyorum, takdir ediyorum ve tahri ediyorum. Yani A seçeneği doğru bir ifade. İdarenin çıkarları baskındır. Bu yüzden verginin yüksek hesaplanma tehlikesi vardır tabii ki. İdare matrağı kendisi için daha yüksek tespit edebilir. Ülkemizde ikmalen, reysen ve idacata şeklinde uygulanır hocam. Objektif esaslardan sapmalar nedeniyle tahmin ve değer yargılarına göre şekillenebilir. Valla olası. E seçeneği söylenememeli. Bakalım. Sosyoekonomik gelişimin etkisiyle olağan tah yöntemleri arasına girmiştir. Hayır hocam. Olağan tah yöntemi neydi olağan tah yöntemi? beyana dayalı tahridi. Geldim şimdi dördüncü soruma. Hop çevirdim. Aşağıdakilerden hangisi kaynakta kesinti yönteminin faydalarından biri değildir? Stopajdan bahsediyoruz. Stopaj yöntemi kesinlikle vergi güvenliğini sağlar. Kaynakta kestim vergi hocam meyan etmesi falan yok bu işin. Aldım ben onu çoktan. Sonra beyanname de bildiriyorum. Yani vergi garanti tahsil edilecektir. İdarenin maliyetleri ve iş yükü azalır. Azalır. Nasıl azalır? Şöyle azalır hocam. Mesela ücret kazancı demiştik. İşveren var. Yanında çalıştırdığı işçileri var. Şimdi işveren vergi sorumlusuydu. İşçi mükellefti. Diyelim yanında 50 kişi çalıştırıyor. 50 kişi teker teker gidip beyanname vereceğine tek bir vergi sorumlusu olan işveren bu işi yapıyor. İdran iş yükü azalacaktır. Olivera tanzı etkisi hafifler hocam. Bu arada olivera tanzı etkisi nedir? Olivera tanzı etkisi vergileme sürecinde yaşanan yüksek enflasyonun reel değeri azalmış olan parayla vergi toplanması demektir. Ve stopaj usulü Oliver Atanzi etkisini gerçekten ama gerçekten azaltır. Bu arada Oliver Atanzi etkisini ortadan kaldırmak için bir de geçici vergi uygulamasına geçeriz biz. Yani kullanırız. Mali anestezi yüksektir. Bu yüzden mükellefler vergi yükünü daha az hissediyorlar. Evet öyle anlamazsın bile. Eye bakayım. Mükellef de arasında iş falan yok hocam. Yok öyle bir şey burada yani. Doğrudan hallediliyor. Mükellef zaten araya girmiyor. Vergi sonucu yapıyor bu iş. Aşağıdakilerden hangisi? İdarece ve tespit takdirle yapılan tar işlemleri birisi arasında yer alır. Ha. Neydi bu idarece tespit takdir? İkmalen, idarece, reysan, tar. Bunlardan hangisi var? İkmalen, tar. Doğru yanıt. D seçeneği. Orada tarihe dayalı tar diye bir şey var. E, hocam tarihe dayalı tar, vergi usulü kanunu yok. Bu arada tarihe dayalı tar dediğimiz... Fatih Sultan Mehmet döneminden beri gelen bir şey. Burada hocam toprak sahiplerinin vergi yükümlülüklerinin e, bilinmesi, vergi ödeyecek olan kişilerin bilinmesi için tarih defterine kayıt edildiğini biliriz. Ve vergiyi de buna göre daha sonra biz hesaplayabilme olanağına sahibiz diyebiliriz hocam. Gördüğünüz gibi Wikipedia'da bununla ilgili bununla ilgili bilgimiz de mevcut. Ee, hocam aynı zamanda bunu farklı bir isimle de sen duyabilirsin. Peki. 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da uygulanan pencere vergisi aşağıdakilerden hangisine örnektir? Hangisine örnek? Pencere, kapı, kapı, pencere. Aa karineler yoluyla tah hocam. Değil mi? Böyle demiştik. Götürü tarihçinin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genelde vergi idaresinin gelişmediği ülkelerde başvurulan bir yöntem mantıklı değil mi? Birden hepsini hesapladım mükellef grubu için bitti. Çünkü gelişmiş bir idare teşkilatını mükelip Mükellef grubu için hesaplanandığından geneldir. Evet geneldir. İdarenin maliyetinin artmasına neden olur? Soru işareti. Her bir mükellef için hesaplamıyor, bütün hepsi için hesaplıyorum. Oh tertemiz. Adaletsizdir. Kayıt dışılığa da neden? olabilir arkadaşlar. Ama C seçeneği bence kesinlikle e, götürü tarha işaret etmiyor. Sanırım tahsil ile ilgili bir sorumuz var burada. Bir bakalım. Bu boşluğa gelecek vergi toplama usulü hangisidir demiş. Okuyalım. Bu yöntemle verginin tahsil görevi denetin nam ve adına yine üçüncü kişilere verilmekte. Ha, üçüncü kişiler yapıyor. Toplanan vergi tutarı üzerinden bu kişilere bir yüzde verilmekte. Nokta nokta yöntemi denilen bu yöntemde verginin tahsil görevi topluma vergi hasılatından en düşük payı almayı taahhüt eden kişiye verilmektedir. Yani ihale usulü kullanılmaktadır. Sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde vergiyle ilgili kavramlarla ilgili bir videomuz olacak. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakınız.